Tabii Allah bizi yarattı ve bizim yaratılışımızın anlam ve amacı için bir hedef koydu ortaya. Kulluk için. Bütün müktesebatımızla ona yönelmek için. Dolayısıyla Allah'la aramızdaki ilişki nasıl olacak? Allah insan ilişkisi nasıl olacak? Ve bütün kainatı Allah bizim için yarattığına göre insanın diğer varlıklarla ilişkisi, onlara karşı duygusal bağı nasıl olacak? Yani insan vesileye takılıp maksattan gafil olacak mı, olmayacak mı? Olmalı mı, olmamalı mı? Bu konu gerçekten çok ciddi bir münakaşa konusu. İlk beyit de bundan bahsediyor. Dünya ile ilişkimiz ne olacak? Mehmet Hocam'ın ifade ettiği şeyler önemli. Terki dünya, terki ukba, terki hesbi, terki terk. Yani öyle bir mahsa, öyle bir özünden, öyle bir safkan bir şekilde insan Allah'a yönelmeli ki hiçbir ayak bağı olmamalı. Fakat bu terk nasıl olmalı? Bu terkten öngörülen şey münzevilik ve ruhbanlık mıdır? Hazreti Peygamber "La rehbeniyyete fil İslam, İslam'da ruhbanlık yoktur" buyuruyor. Hatta bir ifadede de "Likulli din rehbeniyyetun" hadi diyelim ki her dinin bir ruhbanlığı olsun. "Rehbeniyyetul İslami el cihadu" İslam'ın ruhbanlığı ise mücadele vermek, kıyıya köşeye çekilmemektir diyor. Onun için Mevlana Hazretleri insanın Allah'ın gayrısıyla olan ilişkisini tarif ederken insanın kalbini bir gemi, masivayı da bir deniz olarak tanımlıyor. Diyor ki gemi suyun içinde olmalı, su geminin içinde değil. Gemi suyun içinde, su geminin dışında olursa su gemiyi yüzdürür. Gemi suyun içinde, su geminin içinde olursa su gemiyi batırır. Batma tehlikesinden dolayı geminin kızağa çekilmesi, karaya çekilmesi de ona bir gadirdir, ona bir zulümdür. O halde bu gemi denizde olmaya mahkum ve mecburdur. Ama suyu da içerisine almamaya muvazzaftır, me'murdur. Bu konuda emredilmiştir. Böyle bir sorumluluğu vardır. Onun için masivayla ilişkiyi belirlerken belki de Mevlana Hazretleri'nin bu tanımından ben daha iyi tanım bulamadığım için bunu zikrediyorum. Kalp bir gemi gibidir ve kalbin içerisine Allah'ın sevgisini perdeleyecek hiçbir şeyin girmemesi gerekiyor. Allah sevgisine muhabbetullah ya da hubbullah ifadesini kullanıyoruz. Fakat bu şu demek değil. Allah'ın dışında bir şeyi, bir varlığı sevmenin haramlığına bir delalet ve işaret yok bunda. Mesela hiçbir gölgenin bulunmadığı bir günde arşın altında gölgelenecek iki kişiden bahsediyor Hazreti Peygamber. Buyuruyor ki رَجُولَنِ تَحَبَّ فِي اللَّهِ وَاِشْتَمَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ Yani iki adam Allah için birbirlerini seven, Allah için bir araya gelen, Allah için ayrılan. O halde burada bir kavramsal ayrım yapmamız gerekiyor. O da şu. Hubbullah dediğimiz şey bir Müslümanın hayatının kızıl elma yüküsüdür. O en tepede durur. Fakat el-hubbulillah dediğimiz şey Allah adına meşru ve mübah olan, helal olan her şeyi sevmeye bağlı, o sevmeyle beslenen bir şeydir. Yani hatta Evliyaullah'ın gel bakalım sen şunu sever misin, bunu sever misin, onu sevmem, bunu sevmem filan, git önce sevmeyi öğren, öyle gel demelerindeki hususiyet de bundan kaynaklanır. İnsanın ailesini sevmesi, annesini sevmesi, bir sevgi skalası vardır, bir sevgi hiyerarşisi vardır. Burada en tepede olması gereken sevgi Allah sevgisidir. Bütün sevgiler ona doğru akmak zorundadır, onun için olmak zorundadır. Öyle olduğunda biz buna el-hubbulillah deriz ki bu sevgi dinin öngördüğü, talep ettiği, hatta mümine farz kıldığı bir sevgidir. Mesela اِنَّ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَعْمِلُوا السَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدَّنْ Allah iman edip salih amel işleyenlere vud verecektir, meveddet verecektir. Vud da el-hubbu şedid demektir. Çok kuvveti sevgi demektir. Ama takdir edersiniz ki وَالَّذ۪ينَ اَمَنُوا اَشَدُّ حُبَّنْ لِلَّهِ Müminler en çok Allah'ı sever. Bütün sevgi basamakları Allah'ı sevmeye doğru akan ve orayı besleyen, destekleyen bir hususiyete sahiptir. Eğer insan bu sevgi hiyerarşisinin farkında olmazsa zaten nefsin, zaten günahın, zaten dünyanın, zaten şeytanın kendisine göre bir cezbedici tesiri, etkisi vardır. Agah olmak zorundadır. Agah olmak vasfını kaybettiği andan itibaren kalbini çaldırabilir. Ve şeytanın da hedefi aslında insanın kalbini çalmaktır. Biz
önceki konuşmalarımızın bir tanesinde imanı bizzat aşkla özdeş görmüştük. Aslında iman aşkla özdeştir. Biraz önceki okuduğum ayetten dolayı özdeştir. Ya da işte siz şöyle yapmadıkça iman etmiş olmazsınız ifadelerinin peygamberimizin biraz sonra zikredeceğim. Onlardan dolayı aşkla aslında iman aşkla özdeştir. Şeytanın da amacı insanın bu sevgisini, aşkını süfliye kaydırmaktır. Ve ifkale lil insani kfur felemme kefara kale inni beri'un minke inni ehafullaha rabbel alemin. Kafir et der, kafir ol der. O kafir olduğunda da şeytan insana küfrü bile telkin edebilir. Kafir olduğunda bir köşeye çekilip ben senden uzağım, sen kendin kafir oldun der. Ve insan böyle masiva sevgisini terk edip Allah'a yaklaştığında bu ünsiyetin bir ödülü ve armağanı vardır. O da dostun, yakınlaşmayla kurulan dostluk. Vallahu veliyyul mu'minin. Allah müminlerin velisidir. Vallahu veliyyul muttakin. Allah müttakilerin velisidir. İnsan iman ve takva ile yakınlaştığında velayet tesis edilmeye başlar. Velayetin tesis edilmesiyle birlikte de sıradan umum insanlar için açılmayan perdeler teker teker insanın gönül dünyasında peydah olmaya, tecelli etmeye başlar. İster vahid deyin, ister fert deyin, ister ahad deyin. Şu manaya gelir. Allah'ın zatı bakımından, isimleri bakımından, sıfatları bakımından, fiilleri bakımından Allah'ın eşi, emsali yoktur. Ve biz bunu idrak etme haline en özlü ifadesiyle tevhid diyoruz. Ve bu tevhid dediğimiz hadise dört basamaklı bir süreçtir. Tevhid dediğimiz şey akılda tevhid, tefekkürde tevhid. Yani düşündüğümüz her şeyi Allah için, Allah adına kainattaki gayi birlikteliği destekleyecek, varoluşumuzun anlam ve amacını tamamlayacak şekilde düşünmek. Allah için düşünmek. Bu işin akıldaki tevhid boyutudur. Sonra kalpteki tevhid boyutu. Sadece Allah için hissetmek, Allah için sevmek, Allah için nefret etmek, Allah için samimi olmak, Allah için şunu yapmak. Yani kalp dünyamızda bir psikoloğun ifadesine göre insanın kalp dünyasında tespit edilmiş manevi dünyasında taban tabana, çoğu taban tabana birbirine zıt 2000 duygunun varlığından bahsediliyor. Bu duygu dünyasının içerisinde insan tevhidi sağlamadan, birliği sağlamadan kişilik parçalanmasından kurtulması mümkün değil. İman onun için kişiliğin birleştirici gücüdür. Kalpte tevhid. Sonra yakın plan eylemlerde tevhid. Yani ibadette tevhid. Yapılan bir işin sadece bir ibadetin Allah için yapılması. Yani فَوَيْلٌ لِلْمُسَلِّينَ riyakarlıkla namazlarını kıldıkları için Allah'ın lanet ettiği zümrenin dışında kalmayı başarabilmek. Sonra bütün eylemlerde yaptığımız meşru, mübah, helal bütün eylemleri onun rızası için yapmak ki biz buna ihsan diyoruz. Yani davranışlarda ahlaki bir nitelik yükleyerek davranışlara orada tevhid ki bu da muazzam derecede Allah'ın katında anlamı olan bir şey. Allah'ın tevhidini bu dört aşamada hissettiğimiz zaman tevhid tenviri doğuruyor. Tevhid olduğunda tenvir yani nurlanma yani münevver kılınmak dediğimiz hadise meydana geliyor ve bunun çok sade bir sonucu var. Yani şöyle düşünelim. Oda karanlık. Ne var ne yok odanın içerisinde göremiyorsunuz. Mevlana Hazretleri bir örnek veriyor ya. Hintlileri bir odada topladılar. Fili çok iyi biliyorlardı. Karanlık bir odada fili soktular. Dediler ki herkes dokunsun bakalım. Herkes dokundu. Ve neye dokunduğunuzu anlatın birer cümle dediler. İşte onun hortumuna dokunan, onu burnuna dokunan, onu hortum gibi bir şey olarak vasfetti. Ayağına dokunan, sütun gibi kuyruğuna dokunan, onu bir böyle bir süpürge gibi vesaire bir pürçüklük bir şey olarak vasfetti. Şimdi Mevlana Hazretleri diyor ki o avuçta filin tamamına dokunacak kudret nerede? Göremez ki onu. Ama odanın içerisinde bir ışık yansaydı, bir işte mum yansaydı onların hepsi filin bütününe dair kanaat sahibi olacaklardı. İşte tevhid karşılığında tenvir yani münevver kılınmak sır perdelerinin aralanmasını sağlıyor. Ve insan birilerinin aynaya baktığında göremediği hakikati tuğlaya baktığında görür hale geliyor. Bu insanın kendi benliğini keşfetmesiyle, içinde yaşadığı hadiselerin sır ve hikmetlerini görmesiyle, istikbale ait veya geriye yönelik hadiselerin iç derinliğine ulaşmasıyla kaim bir durumu, bir hususiyeti ifade ediyor. Ve
Buna ermenin aslında yolu da Mehmet Hocam'ın ifade ettiği gibi zikir, zikirle insan Allah'ın zatına sırdaş oluyor. Ele celisu men zekaraniyi bir daha hatırlatmak istiyorum burada. Peygamberimizin bir hadisi kutsi'de ifade ettiği cümle. Yani ben beni zikredenin celisi, yakın planda onun yakın arkadaşı olurum. Yakınlaşmayla birlikte insanda Allah'a sırdaş olmak, Allah'ın bir takım onun kalbine özel manaları atması gibi bir durum söz konusu oluyor. Evliyanın vahdeti meselesinde Rıfat Hocam'ın söylediği cümle gerçekten çok manidar. Mesela biz Hazreti Adem'den Allah Resulüne kadar bütün peygamberler arası bir tasdik sisteminin, bir benzerlik örgüsünün olduğunu görüyoruz Kur'an'a baktığımız zaman. Yani itikat yönünden, amel yönünden, ibadet yönünden, muamelat yönünden benzer şeyleri söylemişler ve bunların çoğu birbirine uzak coğrafyalarda telekomünikasyonun olmadığı, iletişimin olmadığı bir yerde, ayrı yerlerde ama aynı şeyleri söylemişler. Evliyaullah'ın da farklı coğrafyalarda, farklı usul ve meşretlere rağmen aynı ruh üzerinden dem vurmaları da onların vahdetinin aynı kaynaktan, yani Allah'tan geldiğini göstermesi bakımından önemli. Ve burada şey geldi aklıma. Şimdi bize diyor ya Allah, ve kunu me as-sadikin, yani müttaki olun, ya eyyühellezine emenu ittakullâhe, müttaki olun, sadıklarla beraber olun. Sadıklarla beraber nasıl olacağız? Sadıklarla beraber olmanın yolu nedir? Sadıklarla beraber olmak sadece böyle bir fiili meclisi ifade ettiği gibi, aynı zamanda Evliyaullah'ın o silsile dediğimiz, belki de silsile-i sadatın, zikrinin, bizim onlarla manevi intisabımızın ya da onlarla bir nispet-i manevi ilişkisi içerisinde olan bir mürşide bağlanıldığı zaman o silsilenin manevi teyidini, tasdikini, yardımını üzerimizde hissetmemizin ifade ettiği anlamda budur. Ve bu ancak ihlas ile gerçekleştirilir. Yani sadıklarla beraber olmanın ölçüsü ihlastır. İnsan ihlastan uzaklaştığında bu birlik ruhunu da kaybeder. Dördüncü beyitte de birkaç defa daha önce ifade ettiğim bir hususiyeti aslında farklı bir cümleyle ifade ediyor Hazret. Peygamberimizin vefatından sonra bile Müslümanların manevi yapısı üzerindeki terbiye edicilik gücü. Bir insan veli olmuşsa ve kemale ermişse Allah Resulü Refik-i Ala'ya irtihal etmiş olmasına rağmen onun nurundan, feyzinden hisseyap olarak bu işi yapmıştır. Başka bir şekilde bunun imkan ve ihtimali yoktur. Yani mahbub olmuşsa, Allah tarafından sevilmişse فَتَّبِعُونِ يُحْبِكُمُ اللّٰهِ bana ittiba edin ki Allah da sizi sevsin ayetinin sırrına mazhar olmuştur. Ve bir insan, bir mümin imanını kemale erdirebilmek için veya imanıyla kemale erebilmesi için mutlaka dördüncü beytin ikinci mısrasında ifade ettiği gibi mutlaka peygamber sevgisiyle müptela olması, peygamber sevgisiyle hemdem olması gerekiyor. Peygamberimiz mesela Hazreti Ömer'e bir defasında soruyor. Beni ne kadar seviyorsun diye. Diyor ki canımın dışında her şeyden daha çok seviyorum. Peygamberimiz buyuruyor ki olmadı Ömer. Sen beni canımdan da daha çok sevmedikçe kamil manada mümin olmazsın. Hatta bir hadisinde la yu'minu ahadukum. Sizden birisi mümin olmaz. Hatta ekuna ahabbe ileyhi min nefsihi ve ehlihi ve'n nas ecmaîn. Yani ben o kişiye kendisinden, ailesinden ve bütün insanlardan sevimli olmadıkça o gerçek manada imana eremez. Bir cümle burada. Bir insan gerçekten Hazreti Peygamber'i sevdiğinde o dizar ya da didar dediği veçhine gerçekten işte pek çok örnekte, pek çok cümlede zikredilen Peygamber Efendimiz'in pek çok manevi tecrübede, rüyada pek çok zat tarafından görülmesi, belki bu tecrübeyi içimizde yaşayanlar da vardır. Bu el an hakikat bir şeydir. Hakikate ermektir. Çünkü Peygamberimizin ifadesiyle şeytan rüyada onun haline, suretine temessül edemez. Onun suretine giremez. Aşk, peygamber aşkı onun sevgisini ve onun cemalini rüyada görmeyi beraberinde getiriyor. Bir insan bu sevgiye erdiğinde vuslat-ı mana gerçekleşiyor. Yani varlığın hakikatine, kendisinin hakikatine eriyor, marifetullahı elde etmiş oluyor. Beşinci beyit de bana şunu hatırlattı. Gülşen ve gülşende bülbül. Gülşen neresi, bahçe neresi? Hemen Peygamber Efendimizin
Yani gülşen demek bahçe demek. Bahçe demek cennet demek. En iyi bahçe de cennettir yani. Sıfır tasa, sıfır sıkıntı, en yüksek düzeyde feyiz cennette. Şimdi Peygamberimiz buyuruyor ki: "İza marartum bi riyadil cenneti fertau fiha." Cennet bahçelerine uğradığınız zaman oradan istifade edin. Oradan aslında otlanın, oradan müstefid olun diyor Peygamber Efendimiz. Nedir diye sorduklarında ilim meclislerin ve zikir meclisleri, şu meclis belki bunu kastediyor Peygamber Efendimiz. Dolayısıyla bir insanın bu bahçede, bu bahçeden hisseyap olması, etkilenmesi, füyuzat elde etmesi bu bahçede niyaz etmesiyle mümkün. Bu bahçede talepkar olmasıyla, bu bahçeden talep etmesiyle mümkün. Çünkü bu bahçenin ortasında eğer bir nisbet-i maneviye var ise, bid'at üzere toplanmamışlar ise, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ilgisi, alakası, feyzi, ruhaniyatı gerçekten o toplumun içerisinde, o topluluğun kalplerinde tecelli ediyor. Ve bu meclislerin peşinde olmak öyle ki bu meclislere hayran olacak, müptela olacak, bağımlı olacak derecede bu meclislerle bağlantılı olmak, bu meclislerden hisseyap olmanın, bu meclislerde bir bülbül olmanın bir ön şartı. Biraz önce bahsettim. 7 kişi var arşın altında gölgelenecek, hiçbir gölgenin bulunmadığı bir günde. Bir adamdan bahsediyor Peygamberimiz. Ve raculun, bir adam ki kalbuhu muallakum bil mesecid. Kalbi mescitlerde takılı bağlı kalan adam. Mescitler de bir irfan meclisidir. Bu manada bir gülşendir. Onun da bülbülleri cemaattir. Şimdi bir insan böyle bir meclise, bu cümle aslında bugün burada bütün arkadaşlarımız için geçerlidir. Bir insan bir meclise, bu mescit olabilir, bir ilim meclisi olabilir, bir irfan meclisi, bir zikir meclisi olabilir. Bir meclise gerçekten müptela olacak şekilde, kalben bir bağlılık ve bağımlılık hissedecek şekilde, 5. beytin 2. mısrasındaki hayran kelimesinin altını çiziyorum. Hayran olacak şekilde bağlanmış ise bu şu demektir: artık entegrasyon gerçekleşmiş, hal alışverişi, füyuzat gerçekleşmiş demektir. Nereden biliyorum? Mesela bir hafta ben inkıta verdim, ara verdim. Geçen hafta yoktum. Önceki zamanlarda da 2 hafta ara verdiğim zaman o bağ zayıfladığında benim feyzimin nasıl kapandığını, cümlelerin nasıl boğazımda düğümlendiğini ben bizzat yakinen takip ediyorum. O entegrasyonun sağlanması için o söylediğim hadis örneğinde olduğu gibi kalbin oraya bağlı ve takılı kalması gerekiyor. Kalbin takılı kalması demek de şu demek, bazı hadis şarihleri şöyle anlatıyorlar. Bir namazdan çıktığında, camiden, mescitten çıktığında, bir sonraki vakte göre kendisinin planlaması, ayarlaması, hatta bütün işlerini ona göre yapması, ezan okunduğu kulağın ezanda olması filan. Kaçmaması yani mescitten. Ezanı duyduğunda yahu gene mi işte ezan okundu filan dememesi. Yani o meclisin bir karakter özelliği haline gelmesi gerekiyor. Bir şeyin karakter özelliği haline gelip gelmemesinde bir ölçüsü var. O yaptığınız şeyi, o şeyi seviyorsanız o şey karakterinizin bir parçası olmuş demektir. Sevmiyorsanız henüz o şey sizin karakterinizin parçası olamamış demektir. Hulasa-i kelam, insan bu tür meclislere bağlandığında, böyle bir hayranlık hissettiğinde artık manevi alışveriş başlamış demektir. Ve artık Hazreti Peygamber'in füyuzatından, Verde-i Ahmet'ten müstefik olmaya başlamış demektir. Allah hepimizi böyle bir duruma mazhar eylesin inşallah.